Ata ne yapıyor? İyi mi? Keyif yerinde mi? Ay çok, yani iyiyiz biz ya ekip olarak zaten. Süper. Tatlışız yani. Nasıl geçti şey, çekimler falan? Ya çok güzel film yaptık. Burada izleyen arkadaşlar da varmış zaten. Bir deniz filmi yaptık. Biraz dram var mı içinde? Dram komedi var. Mi? Komedi tabii ki. Komedi ağırlıklı. Ama ilk defa Ata Demirer'in de içinde duygusal bir karakterle yer aldığı, aslında aşkın da içinde yoğun olduğu bir film oldu. Filme nasıl seçildin? Kim seçti mesela? Karar kim verdi? İki tane projeyi çok istemiştim. Ata'nın film yazdığını bilmiyordum. Fakat şöyle bir şey oldu. Bir film çektim. İstanbul'a geldim. Menajerime dedim ki bu sene ben dedim dizi yapmak istemiyorum. Ama dedim ya Yılmaz Erdoğan'la ya da dedim Ata Demirer'le film yapmak isterdim bu sene dedim. Ve seneyi öyle kapatmak isterdim dedim. Bir hafta sonra telefon. Çağırmışsın. Hakan Algül ve Ata Demirer sizinle görüşmek istiyor. Harikos. Ayaklarım popoma vura vura nasıl gittiğimi hatırlamıyorum. Harikos. Ben şu. O görüntülerin hepsi var bizde. Biraz sonra yayınlayacağız. Kıvana'nın ayakları nasıl? Bura. Gittim, içeri bir girdim. Zaten o ekip aile gibi. Çünkü bir BKM familyası evet, orası. Evet, BKM'de olmasa zaten. Evet, Necati Akpınar yapımcımız. Çok sevgilerimi gönderiyorum buradan. Şahane bir adam. İçeri girdim. Ata senaryonun üstüne zaten adımı basmışlar. Sen bizim kızımızsın dedi. Böyle kaldım. Nasıl yani dedim. Seni dedi benim annem istedi dedi. Ata'nın annesi mi istemiş? Evet bak anneden onaylı gelin adayı görmüştük ama anneden onaylı oyuncu hiç görmemiştik yani. Vay be arkadaş. Ve böyle bir titreme geldi bana bir anda. Oturduk Ata böyle yaptı. Bir tane de şarkı söyle bakayım bana dedi. Söyledim falan zaten Türk sanat müziği çok seviyorum. O söylediğin şarkı filmde söylediğin şarkıyı mı söyledin? İncirler alt... İncirleri ne? Söylemedim orada başka bir şarkı başka söylemiştim. Bir şey ama zaten yine bir Türk sanat müziği söylemiştim. Dedi ki tamam bu kız bizde yaptı öyle direkt. Güzel. Zaten baktı resim olarak da uygun. Ata ile ilgili de çok fazla şey söylemek istiyorum. Yani o benim bu setteki en büyük şansım oldu. Birincisi onunla çalışmayı zaten çok istiyordum ve hakikaten işini severek yapan, sevdiği işi yaparken gözlerin içinden ışık saçan, hani hayatınız boyunca bir elinizin beş parmağını geçmeyecek kıymetli insanlar vardır ya. Öyle güzel bir insan ve sen de öylesin, ben de öyleyim. Annesini başının üstünde tutan, baş tacı yapan insanların benim için hayatımda yeri çok önemlidir, çok ayrıdır. O da öyle ve şovundan çıktıktan sonra karnı acıkınca dışarıda yemek yemek yerine annesinin çorbasına giden bir adam. O yüzden sette de müzisyen olduğu için daha iyi anlaşabildik. Çünkü senaryonun repliklerini yazarken melodik bir şekilde yazıyor. Hani klarnetin şeyini düşün, ha? Gibi. Repliklerin hep sende melodik bir karşılığı var böyle. O yüzden hani... Atanın gelmediği iyi oldu programı. Sen zaten Atanın açığını kapattın yani. Sana bir şey diyeyim Atayı mi? Atayı anlattı bayağı. Sana bir şey güzel diyeyim bir şey mi? Yapıyorsun güzel bir şey. Onu anlatmak istiyorum. Özellikle burada yokken çünkü ona söyleyemediğim çok fazla şey var. Sen ona olduğu zaman söylersin kendisine. Ona söyleyemiyorum biliyor tamam, musun? Tamam yeter canım bir şey. Tamam denedik abi. Böyle. Gerçekten. Bekle bırakmanı izleyeceğiz. Aynen tamam. Fragmanı izleyeceğiz yoksa arkadaşın susacağı yok gördünüz. Gördüğünüz gibi seviyorum, bırak. Seviyorum ne yapayım? Bıraktığın anda Allah Allah Ata Demirer gerçekten çok güzel bir yazı. İzleyelim fragmanı. Çok güzel olmuş, çok güzel. Ata Demirer'in ellerine sağlık. Ellerine zaten harika sağlık, işler gerçekten. Yapıyor vallahi. Güzel adam. Komik adam, güzel adam. Keyifli adam, keyifçi İşin, adam. Evet aynen öyle ve bunu her yerde yansıtıyor başlıyor sana insan olarak. Vallahi hayır, başlıyor. Hayır tamam gel ben kendimden uzaklar, bahsedeceğim. Uzaklar Oğuz Hocam gel. Oğuz Hocam gel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,